Selamünaleyküm arkadaşlar. Çok şifalı bir bitki olan 40 kilit otuyla birlikteyiz. Nasıl tanıyoruz? Bakın, boğum boğum ve her boğumda yaprak çıkarmış. Yaprakları aynı çam iğnesini andırıyor. Çok güzel. Çok kolay tanınabilen bir ot. Mayıs, Haziran döneminde bu formda oluyor. Şu dipten şöyle keserek toplayıp demet yapıp gölgede serinde kurutabilirsiniz. Çok şifalı bir bitki. İçinde bulunan silisyum tüketen kişinin kemik sağlığını koruyor. Çok iyi miktarda silisyuma sahip. Kemik erimesine bu yüzden aşırı etkili. Antioksidan özelliğe sahip aynı zamanda. Bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor bu yüzden. Kış zamanlarında da soğuk algınlarından, kış hastalıklarından, gripten sizi koruyor çayı. Kansızlık türlerinde de tercih edilebiliyor. Aneminin etkisini azaltıyor arkadaşlar. Sperm kalitesini yükseltiyor. Ezilerek elde edilen 40 kilit otu karami yaralarda kullanılıyor. Aynı zamanda bunu biraz sıcak suda bekletip haşlayıp lapasını da yaranıza sürebilirsiniz. Diş eti kanamaları, ağız içi yaralarında hücre yenileyici etkisini mutlaka hissedeceksiniz. Aynı zamanda tip 2 diyabete, şeker hastalığında şeker dengesini koruyarak size yardımcı olur. Uyku problemi yaşıyorsanız, uyku apnesi yaşıyorsanız bir fincan 40 kilit otunu yatmadan 1 saat önce içebilirsiniz. İçerindeki bileşenler sayesinde böbrek taşı rahatsızlığınız varsa bu risk ortadan kalkacaktır. Böbrek taşı düşürülmesine yardım eder. Güçlü tırnaklarınız olmasını sağlar. Bir tırnaklarınız güçlüyse nasıl kemik erimesini etkiliyse aynı zamanda da güçlü tırnaklar için de etkili. Reflü şikayetlerinde, mide problemlerinde etkili. Prostat iltihaplarını yok edici özelliğe sahip. Saç uzatıcı arkadaşlar, size yardım eder. Çünkü silisyum hücreleri, saç hücrelerimizi yenileyerek bu konuda oldukça size destek olacaktır. Saç derinizi daha sağlıklı hale getirecektir. Roma döneminde bu otu verem hastalığı içinde kullanıyorlarmış. Muhteşem. Çay olarak tüketeceksiniz. Çayını nasıl yapıyorsunuz? Tazesinden ya da kurusundan 2-3 dal 40 kilit otunu bir bardak sıcak suda demleyebilirsiniz. Eğer taze ise 20 dakika bekletiyorsunuz, kuru ise 10 dakika bekletiyorsunuz. En fazla 2 hafta devam ediyorsunuz ve günde 1 kupa içiyorsunuz. Aynı zamanda ruh sağlığı için de oldukça şifalı bu. Psikolojik problemler yaşayanlar kullanabilir arkadaşlar. İdrar söktürücü özelliği vardır. Ondan bahsetmiştim. Bu yüzden çok aşırı düzeyde tüketmeyin. 2 hafta sonra tüketimi kesin. Gebelik döneminde olan anneler ve emziren anneler uzak dursun. Aynı zamanda kronik rahatsızlığınız varsa doktora başvurun. 2 haftadan sonra bırakın demiştim. Tüketim dozunu aşmadığınız sürece yan etkisi olmuyor. Tüketim dozunu kesinlikle aşmayın. Başka bir bitkide görüşmek üzere. Allah'a emanet. Abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz.